Merhabalar arkadaşlar. Sikrat Online eğitim serisi 7. videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün 7. serimizde yani 7. videomuzda AP nasıl kasılır? Bu yüzden traderimizi giydik. Dilerseniz gidelim AP kasma noktasına. Giderken de anlatmış olalım ki orada da daha detaylı anlatırız. Arkadaşlar burada da az önce görmüş olduğunuz gibi tam üstüne geldi. Güzel oldu. Isis Anubis var. Tabi bunlar şu noktalarda çıkıyor. Red, Edge ve Black de buradan arkadaşlar. Bu üç noktadan girişleri mevcut. Bundan önce arkadaşlar AP sistemi dediğimiz bir olay var. Burada da arkadaşlar oraya içeri girdiğimiz zaman daha detaylı da göstereceğiz. Dilerseniz ufaktan gidelim. Hemen yakınız ve 2 dakika içinde oraya varmış oluruz. Varmadan önce de anlatalım. Orada arkadaşlar belli görevler alacağız. Ardından da orada işte Anubis, Isis gibi ve benzeri birçok unik var. Yani yaklaşık 3-4 tane bir unik var. Bunlara arkadaşlar giriş süreleri var. Tabii ki bunlar 3 saatte, 4 saatte bir düşebiliyor. O hangi serverda oynadığınıza bağlı olarak da değişebilir. Bunların içinden arkadaşlar tabii ki çoğu serverda da farklılık gösteriyor. Burada şu an biz Reisigrad'dayız. Bunların içinden arkadaşlar buraya gittiğimiz zaman Isis Anubis. Bunların içinden arkadaşlar Gold Coin çıkıyor ki burada da hani coin olarak en değerli coin diyebilirim. Yaklaşık bir tanesini 24-25 bin'den satabilirsiniz. Tabii ki yani kovalayanı çok fazla ki sürekli AP kasıyorlar. Hem Hunter hem Trader hem de TF arkadaşlar 3 tane çok birden buraya girebiliyor. Dilerseniz de burada bota salabilirsiniz. AP kasmak için otomatik bir şekilde hem oraya gittiğimizde görevleri göstereceğiz. Hangi yaratıktan şimdi görevleri aldınız ama hangi yaratıktan çıktığını bilmiyorsanız onları da detaylı bir şekilde anlatmış olacağız. Oraya bir varırsak sağ salim. Onun haricinde arkadaşlar tabii ki orada AP kasıyorsunuz. AP kastığınız sürece de işte size öncelik veriyor. Bu AP'lerin en çok işe yaradığı nokta arkadaşlar o kapılar açıldığı zaman belli bir puanlama sizden gidiyor. Yani oraya giriş mesela atıyorum 300 puandır. Siz 300 puanı topluyorsunuz. Ardından oraya giriş yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu AP kısmının açık olduğu serverlarda geçerli. Yoksa tabii ki yine serverda o AP sistemi yoktur. O sefer de yani hiç görev yapmadan da girebilirsiniz. Kimi serverda görev yaparak giriyorsunuz. Tabii oynadığınız servera göre o değişir. Bir mecburiyet yoktur yani AP kasmanız açısından. Böyle bir mecburiyet yoktur. Hiç AP kasmadan da girebiliyorsunuzdur. Tabii o ne kadar oraya koyduğu zaman önemli bir itemi oraya koymuşsa eğer tabii ki sizden AP kasmanızı istiyor. Hem bottan da gösteririz arkadaşlar. Hani o görevi otomatik olarak bir daha tekrar nasıl alacaksınız, aldığınız zaman otomatik olarak nasıl vereceksiniz. Zaten çok az kaldı. Hemen yanına gittiğimiz zaman göstereceğiz. Aslında basit hani bütün charlarınızı saldığınız zaman da otomatik olarak botunuza yazdırdığınız zaman görevleri toplayabilirsiniz. Biz şöyle hemen girelim. Burada çok fazla yani herkes kovalıyor. Aşırı derece neredeyse bütün sağlam guildler burada. Yaklaşık hani ilk 5, ilk 8, ilk 10'a kadar ki bütün guildler neredeyse hani bu gold coin çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü çok önemli bir yere sahip. Tabi diğerlerini biraz da rahat çıkartabiliyorsunuz. Şu an coin olarak bence en zor çıkan tabii ki gold coin. Çünkü belli bir süresi var. Yani yaklaşık 3 saatte 4 saatte bir tane çıkacak. Sen partiyle gireceksin. Sana düşerse ne ala, düşmezse ya guildindeki oyunculardan para karşılığında alacaksın gold karşılığında. Ya da tekrar partili sistemle girdiğimizde sana düşmesini bekleyeceksin. Şöyle biz gitmeye devam edelim de tamam zaten kapıya geldik. Ben şu emniyede yakalanmayaydık. Şuradan bir giriş yapalım.
Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi hani direkt kapıdan girişimizi yaptık. Şurada bir tane eleman bizi bekliyor. Hunter Union Cano Capaldo diye bir tane yaşlı bir teyze sanırım. Bu adam mı, teyze mi? Yaşlı bir adam bizi bekliyor. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Trader. Burada 4 tane arkadaşlar görev sistemi var. Biz bunların hepsini alıyoruz. Okey, al. Bunu da al. Ne kadar varsa alın arkadaşlar. Biz hepsini aldık mı? Şöyle bir daha ok diyelim. Bir de kontrol edelim. 1, 3, 4, 4 tanesini de aldık arkadaşlar. Dilerseniz de şuradan haritadan tıklayabilirsiniz. Nerede çıkıyor? Biz hemen gidelim. Burada en çok AP'yi yine kim kasmış? 100 point'le TF Guild'i yazıyor. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Orada görevleri aldığınızda ilk olarak hani buradan başlıyorsunuz. Burada kesmeye. Biz dilerseniz keselim. Zaten biz bu guild'de kesmeye başladık. Oha, 5K'nın çok fazla oluyorlar ya. Şöyle biz dilerseniz bir tanesini öldürelim. Bakın arkadaşlar, 100 tane bundan öldürme. Ardından içinden de çıkıyor Mark of Strength. Şunu alalım. 50 tane de arkadaşlar burada toplama var. Şöyle bunları aynı şekilde yine kesmeye devam ediyorsunuz. Hem 100 tane kesme hem toplama. Bunu kestikten sonra arkadaşlar hani buraya otomatik salacaksınız. Şöyle biz dilerseniz buradan da hemen bakın çıktı. 50 tane toplama, 100 tane toplama, 100 tane kesme şeklinde. Hadi biz tak kestik. Hunting Press. Şundan bir kurtulsak. Şu giyantı da bir keselim de. Bu şekilde arkadaşlar bunları topluyorsunuz. Ardından şunu kesmemle birlikte hemen tabi bunu daha rahat nasıl yapabilirsiniz göstereceğiz. Burada arkadaşlar dilerseniz Lure yani script çizebilirsiniz. M botlular için. S botlularda script olayı yok. Ne direkt öldükleri noktada tekrar oraya gidebilirler script çizmeden. Biz şunu bir keselim. Çok baş belası bir şey olmaya başladı. Veyahut benim kalkanım varsa iyi. Şu kalkanı da al. Şu fire'dan şunu bir koy. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları kestiniz. Buradan çıktı. Gelelim buraya. Şu hemen düzeltelim. Ekran yakalama. Tamam. Şunu kapatalım. Eşyalar kısmından arkadaşlar geliyorsunuz hemen. Görevin ismi neymiş? Mark yazalım biz. Mark yazdık. Görevin ismi Mercant. Mark of Strength Mercant. Mark of Strength. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz görevi buldunuz. Hani elinizle toplamak istemiyorsanız tabii ki bunu aynı şekilde daha detaylı olması açısından ben botla da nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bunu arkadaşlar petiniz tabii ki mutlaka var. Pet ile topla diyorsunuz arkadaşlar. Burada direkt ondan sonra ayarları uygula. Ardından ayarları kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Bu hani kestiğiniz zaman hem kesme olsun toplamalarda bunları görevlerinin ismini yazarak burada da zaten Mercant of Warrior var. Biz buradaki direkt straight'i topladık. Burada da arkadaşlar Warrior. İkisi zaten bir arada. Direkt mark yazdığınız zaman ikisini de bir arada toplamış oluyorsunuz. Ardından bunu diyelim hani göreve aldınız. Görevleriniz bitti. Şimdi gelelim arkadaşlar burada. Burada auto görev sistemi var arkadaşlar. Görev scriptini başlat diyorsunuz. Seçilmiş bir görev bittiğinde, seçilmiş tüm görev bittiğinde. Bunlar arkadaşlar şehre ışınlan derseniz seçin. Yani buradaki görevleriniz bittiğinde mutlaka şehre ışınlanacaktır.
Siz burada arkadaşlar direkt hemen yapıyorsunuz. Görevinizin ismi neymiş? Biz bir bakalım şuradan görevimizin ismine. Hunting the middle of the temple disputed trader. Bunu ben okuyana kadar. Hunting da birçok. Şunu görseydim. Şuradan bir bulsak. E ile ilgili birçok. Sanırım buldum. Daha kaçırdım. De burada arkadaşlar. Hunting the Missile Temple. Burada arkadaşlar tabii ki bayağı bir görevi var. Bu görevlerden arkadaşlar 5-6 değişik şekilde gidiyor. Burada zaten arkadaşlar yazıyor. Trader 1. Middle of Temple 2 Trader Dispute. Burada arkadaşlar 1, 2. Hani buradaki sayılara bakarak şurada görmüş olduğunuz gibi 1, 2 diye geçiyor. 1, 2. Buradan arkadaşlar görevi alıyorsunuz. Almak diyorsunuz. Bu bir işlem karakterinizde tüm aktif görevleri seçilmiş görevler listesine ekleyecek. Bunu zaten direkt evet dediğiniz zaman otomatik olarak görevi almış oluyor. Görev skriptini başlattığınızda arkadaşlar görevi yapıyorsunuz. O görevi gideceksiniz, alacaksınız, kaydedeceksiniz. Ondan sonra skriptinizi ardından görev skriptini başlat diyeceksiniz. Bu üçünü de yaptıktan sonra o görev bittiğinde o adama o görevi verecek, görevi alacak, geri gelecek. Bu şekilde arkadaşlar otomatik olarak bir tekrara yapmış olursunuz. AP sisteminin geçmiş olduğu serverlarda bu tabii ki bizim için avantaj. Otomatik olarak o görevi yapacak, sizin yerinize görevi verecek. Bu sayede de otomatik olarak AP'nizi kasmış olacaksınız rahat bir şekilde. Ondan sonra arkadaşlar bu AP'nin en önemli noktasını tekrar bir vurgulayalım. Şunu kapatalım ekran yakalamamızı. Dediğim gibi arkadaşlar burada AP sisteminin mevcut olduğu kısımlarda siz AP kasarak şu görmüş olduğunuz ISIS, Anubis artık hangisi denk gelirse şurada az önce bir tane de harita açık sanırım. Bu şekilde arkadaşlar buradaki bütün Imhotep yapacağız. Buradaki arkadaşlar bütün yerlere girebilirsiniz. 1, 2, yani yaklaşık 3-4 tane unik mevcut. Şurası da dahil. 4-5 tane unik var arkadaşlar. Bunlara işte girmeniz için AP kasmanız gerekiyor. Bu AP'yi de arkadaşlar bu şekilde kasabiliyorsunuz. Hem otomatik olarak nasıl AP kastığınızı göstermiş olduk. Otomatik görev alarak yani hiç zorlanmadan sürekli başında olmanıza gerek olmadan görev kasacağınızı göstermiş olduk. Hem de nasıl bu AP'nin ne işe yaramış olduğunu, ne gibi özellikleri olduğunu, faydaları bunları göstermiş olduk arkadaşlar. Bu AP'nin geçerli olduğu serverlarda, tabii ki bütün serverlarda burası açık bu yer. Ama kimi zaman bu AP'yi yapmanıza gerek kalmıyor. Otomatik olarak hiç AP kasmadan da direkt olarak bunun sinyallere giriş yapabiliyorsunuz. İkinci olarak da arkadaşlar dilerseniz ikisi bir arada yapalım. Şöyle bir retron çekelim. Bu arada da yalnız biraz hastalık var. İkinci olarak da arkadaşlar nasıl skill sıfırlayacağınızı gösterelim. Hiçbir ücret ödemeden. Böyle hemen onu da alalım. Foton ışınlanalım. Ben genellikle oftandan alıyorum. Foton üzerinden göstereceğim. Yani skill sıfırlama nerede diye soranlar çok fazla olduğu kimi zaman. Biz de hem bunu göstermiş olalım. İkisi bir arada da güzel bir eğitim videosu ortaya çıksın. Şöyle hotana geçebilme şansımız var mı? Var. Hotana geldik. Aa, şu koşma olayı. Buradan da arkadaşlar yani ücretsiz bir şekilde skill sıfırlıyorsunuz. Tabii ki ya ondan önce yapmanız gereken görev kağıdınızı almanız gerekiyor. Şöyle 3. numaraya tıklıyorsunuz arkadaşlar burada. Ondan sonra buraya 1. numara sizden istediği kursu e-art.
Akep diyorsunuz arkadaşlar. Görevi almış oluyorsunuz. Ardından görevinizi yaptıktan sonra zaten üstümde şu an bulunmuyor. 10 kurse e-art istiyor. Yani maksimum bir tane düşürmeniz için. Buradan arkadaşlar görevi aldınız. Tekrar gösterelim. 1 tıklıyorsunuz. İlk başta 3 numara, ardından 1 numara ve okey dediğinde görevi almış oluyorsunuz. Şöyle biz hepsini tekrar tıklayalım. Bu şekilde arkadaşlar görevi almış oluyorsunuz. İsmi ne diye geçiyorsa arkadaşlar onu da hemen ötekini gösterdiğimiz gibi hemen ekranlı kalemimize geçelim. Ardından açalım. Eşyalar kısmından kurse yazalım. Sanırım burada mı o ismi, onun farklı mı? Hayat yazayım. Kurse. Ben sanırım ismini biraz yanlış yazdım onun. Kurse attın, sutone falan pişman. Bu şekilde arkadaşlar hani orada ismini tam hatırlayamadığım için doğru yazamadım. Normal hiçbir ücret ödemeden de tabii ki buradan da bir skill sıfırlama alabilirsiniz. Petinize toplatarak ücretsiz bir şekilde, yani ücretsiz bir şekilde de buradan skill'lerinizi sıfırlayabilirsiniz. Evet, ikisini bir arada arkadaşlar göstermiş olduk. Hem AP'yi nasıl kasmanız gerektiğini, ne işe yaradığını, yani kastıktan sonra ne gibi özellikleri size katkıları olduğunu gösterdik arkadaşlar. Hem de ücretsiz bir şekilde botunuza yazarak görevinizi aldığınız takdirde nasıl skill sıfırlamanız gerektiğini de gösterdik. Tabii ki sizden skill sıfırlarken belli bir miktar para alacaktır. Ne kadar sağlam bir skill sıfırladığınıza göre değişir. Bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beğenmeyi ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın.